Selam. Bugün size Aura'dan bahsedeyim dedim. Uzun zamandır bu tarz meditasyon videoları aslında atmayı planlıyorum. Ama bir süredir atmıyorum. Başka şeyler yapıyorum. Yani daldan dala atlıyorum. Dedim ki bu videoda da size meditasyonla ilgili birkaç şeyi anlatayım dedim. Aura nedir? İlgili özellikleri. Bunlardan bahsedeyim istedim. Her canlının fiziksel bedenini sarmalayan ve onunla kaynaşan, kendi özelliklerini barındıran ve yayan ışık enerji bedenine aura denir. Auraya canlı bedenini çevreleyen, yaşam enerjisini yansıtan ve onu komple nasıl diyeyim, elle tutulamayan ama komple etrafına çevreleyen, gözle görülmeyen, soyut bir şey. Nasıl anlatabilirim ki bunu? Ya da var olduğu bilinen bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Yani şurada. Elle dokunamıyorsun. Gözle göremiyorsun. Ama var. Ve bu bilimsel olarak artık kanıtlanmış bir şey. Cansız nesnelerin de aurası vardır. Bir tek canlıların aurası yoktur. Yani bu telefonun da var. Şu tokanın var. Ne bileyim bu üstümdeki bluzun var. Bunların hepsinin aurası vardır. Ve canlı cansız her varlığın veyahut da nesnenin aurası yaşadıklarına göre değişir. Pek çok kişisel eşya sahibinin enerjisiyle yükleniyor. Enerjisi daha doğrusu o eşyaya yükleniyor ve bu enerjiyle yaşıyor. Yani ben mesela bu tokayı çok güzel, mutlu zamanlarına taktıysam bu tokanın pozitif enerjisi var. Ve bu tokayı atıyorum gergin ya da korku dolu, üzgün dolu bir ruh halindeyken taktığımda bana mutlu, pozitif bir enerji verir. Değerli taşlar ve kristallerinde kesinlikle ve kesinlikle auraları vardır. Ve genellikle değerli taşlarla kristaller Reiki uygulamalarında kullanılır. Her birinin aurası, yani hepimizin aurası farklı, bir titreşime sahip ve farklıdır. Aynı böyle parmak izi gibi. Hani iki kişinin de aurasının rengi mavidir ama tonu farklıdır. Parmak izi gibi. Dediğim gibi benzerlikler olabilir ama her enerji titreşimi ve her aura kendine öz, kendine hastır. Çünkü o kişinin yaşadıkları farklı, öbür kişinin yaşadıkları farklı. Aynı olayı iki kişi yaşamış dahi olsa hissettikleri, düşünceleri, bunlar auralarına farklılık yaratır. Yine aynı şey söylüyor. Parmak izi gibi. Aura tüm duyguların, düşüncelerin, fikirlerin, dini bilgilerin, inancın, her şeyin ortak buluştuğu, toplandığı bir enerjidir. Kişiliğimizi, yaşam biçimimizi yansıtır. Duygu ve düşünceler insanların enerji alanları, yani auraları yoluyla kişiler arasında gidip gelebilir. Ama bu cümleyi size nasıl açacağım? Şu an onu düşünüyorum. Bulacağım birazdan. Şu şekilde örnek verebilirim. Herhangi birinden hoşlanmamızın veyahut da hoşlanmamamızın sebebi budur. Hani ikimizin düşünceleri, duyguları, aurası, hani şey deriz, ay enerjim uyuşmadı, işte hoşlanmadım ben bundan, kesin bu bir yiyecek, var bunda bir bitlik deriz hani. O bu oluyor. O şekilde açıklayabilirim. Yalnız bu tarz durumlar her zaman böyle iki kişinin işte birbirine zıt, birinin iyi birinin kötü gibi olduğunu göstermez. Sadece enerji alanlarının, enerjilerin uyuşmadığını gösterir. Hani mesela ay enerjimiz tutmadı diye bir laf türemişti son zamanlarda. Bu o oluyor. Aura hareket halindedir. Anlık olarak değişebilir. Duygu ve düşüncelerinize göre anlık olarak değişebilir. Veyahut da dışarıdan aldığınız tepkimelere göre anlık olarak değişebilir. Fakat özelliğini asla ve asla kaybetmez. Çünkü sizinle var olup sizinle sonsuzluğa gidecek. Veyahut da ölecek, bilemiyoruz o kadar. Aura sese, havaya, duyguya, düşünceye, yüksek titreşimi olan insanlara veya da eşyalara ve düşük titreşimi olan insan ve eşyalara göre duyarlılık gösterebilir. Aura değişik renkler barındırır. Şimdi o anki duygusal ve ruhsal düşüncesi, hissettikleri, yaşadıkları, bunların hepsi kişinin o anki aurasının rengini, titreşimi değiştirebilir. Bunu az önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Genellikle bir kişinin aurasına baktığımızda ilk gördüğümüz renk beyazımsı bir mavi olur. Yani beyazımsı mavimsi bir renk olur. Bedene en yakın görünen renkler de kişinin fiziksel olarak nasıl bir durum içerisinde olduğunu gösterir. Ve genellikle mesela şifacılar kişinin aurasında baktıklarında
fiziklerine en yakın renge baktıklarında oradan ne hastalığı olduğunu öğrenirler ki her renk bir hastalığına da işaret ediyor. Şöyle bir renk sıkıştırayım. Yeşil şifa enerjisidir. Yeşil auraya sahip olanlar genellikle şifacıdır. Şifa verir. Veyahut da sağlığı yerindedir. Yani kişinin yaptığı şeylere göre değişebilen durum bunlar. Ama işte mesela atıyorum kırmızıysa, dur bunları sonra geliriz. Her kişinin aurası üzerinde bulunduğu eşyaya ya da gittiği bir mekana, dokunduğu bir insana iz bırakır. Hani diyorum ya sabahtan beri parmak izi gibi, gerçekten öyle. Mesela bu koltuğa dokundum, benim burada auram var. Yatağa yattım, auram var. Marmara'ya bindim, auram var. Yani yürüdüğünüz sokağa dahi iz bırakıyorsunuz basmanızla. Çünkü auranız zaten bir enerji olduğu için evrenle sürekli iç içe. Dolayısıyla ne oluyor? Siz hareket halindeyken o da hareket halinde oluyor. Siz oradan geçerken o da oradan geçmiş oluyor. Bu şekilde düşün. Sen yeni bir yere gidersiniz. Veyahut da bir tanıdığınızın yanına gidersiniz. İşte bebek vardır. Kuş vardır. Yeni evdir. Veyahut da normal uzun zamandır evde yaşayan bir halktır. Bir mekandır. O kişilerin yanına gittiğinizde, o mekana girdiğinizde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Hani orada böyle bir şey hissediyorsunuz. Veyahut da böyle hiç hissetmiyorsunuz. Yani böyle anladınız siz benim demek istediğimi. Böyle girdiğinizde ya mutlu olursunuz ya böyle bir rahatsız olursunuz. Ya hatta böyle hani afallıyorsunuz. O an hissettiğiniz veya da hissetmediğiniz hissiniz auranızın, pardon oradaki auranın titreşimidir. Auramız frekansı nasıl yüksek olur? Auramızın frekansı beslenme şeklimize göre, yaşam tarzımıza göre, ruhsal olarak kendimizi geliştirmemize göre yükselir titreşim. Yani siz her ne kadar sağlıklı beslenirseniz, ne kadar ruhsal olarak kendinizi sağlıklı tutarsanız, yüksekte tutarsanız ve nasıl bir çevrede sosyal hayat geçiriyorsanız, sosyal bir hayatınız varsa o kadar yükselir veyahut da o kadar düşer. Yani sağlıksız besleniyorsanız auranız güçsüzleşir ki sürekli hastalıklara yakalanırsınız. Bu fiziksel ve psikolojik olur. Ama ne kadar sağlıklı beslenip ruh sağlığınızla olabildiğince yeterliyse, çevreniz de çok pozitifse o zaman sizin zaten tak 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 aura titreşiminiz yükselir. Kesinlikle ve kesinlikle doğru, gerçek, düzgün insanlar seçmemiz. Yani her gereksiz insan, hani deriz ya işte bende yara açtı gitti, bende şöyle travma yarattı, bende oldu, bende bu oldu. Bunların hepsinin sebebi kötü insan seçimimiz. Zaten kendimize bakmıyoruz doğru düzgün sağlıklı olarak. Ruhsal sağlığımız zaten yok artık, hepimizin gitti. Bir de gidiyoruz, dangol dongol insanları buluyoruz. Bu sefer ne oluyor? Hop iyice çöküyor. Çöktükten sonra ne oluyor? Yok işte psikolojim bozuldu, yok depresyona girdim, yok efendim yemek yemeyeceğim. İşte yok kilo verdim, yok çok yedim kilo aldım. Buna giriyoruz. Bu da ne oluyor? Auramızı zedeliyor. Auramız zedelendiği için de bunlara yakalanıyoruz. Yani hepsi bir döngü içinde böyle. Auramızın titreşimi ne kadar yükselirse bizim de frekansımız, titreşimimiz, evrenle olan bağımız, farkındalığımız o kadar artar. Tüm çakraların enerjisi dengeliyse auramızın şu dışı ışıl ışıl parlar ve düzgün olur. Şimdi çakralarımızın hepsi dengeli değilse, dengesizse, bir takım böyle problemlerimiz varsa günlük hayatımızda, dolayısıyla bu tarz sıkıntılar bizim auramızda bazı sıkıntılara sebep oluyor, yaşadığımız problemler. Bunlar da şu şekilde, normalde aura, sağlıklı bir aura, düz ve pırıl pırıl ışık saçar. Aynı o fantastik film dizilerdeki gibi. Ama bizim problemlerimiz, yanlışlarımız o auramızı böyle pütür pütür yapar. Pütür 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 yapar ve söner. Ne kadar çok stres yaparsak, zararlı davranışlarla, zararlı bir yaşam tarzına devam edersek o kadar çöker, o kadar söner. Ve dolayısıyla nazara geldim deriz ya, işte o kadar çok negatif enerji almaya aslında açarız kendimizi. Ne kadar pozitif olursanız kendinize o kadar çok pozitif enerji çekersiniz, negatif dışarıda kalır. Ama ne kadar çok böyle negatif olursanız, çökerseniz o kadar çok negatif gelir, pozitif enerjisinizi tamamlar, yapmaz. Bir kişinin aurası ne kadar güçlüyse, dengeliyse, çakraları, fizik bedeniyle ruh bedeni, aurası ne kadar dengeli birbirine bağlantılıysa bu insanın etkenlerden çok fazla etkilenmez.
çok daha dengeli olur. Yani herhangi bir problem yaşamaz. Ayrıca diğer insanların, şöyle söyleyeyim, diğer başka bir insanla karşılaştığımızda onlara dokunmadan, temas etmeden sadece hani bir merhaba dememiz ya da bakış atıp şöyle yapmamız dahi bizim onların elektromanyetik alanı ile iletişime geçmemize sebep olur. İletişime geçtiğimizde de enerji alışverişi olur. Yani hani mesela biri gelir konuşursunuz böyle o gittikten sonra veya da o yanınızdayken dersiniz ya ay hiç enerjim yükseldi falan hiç güleceğim yoktu. Ya da işte benim modum yüksek değildi aman işte çöktüm bilmem ne falan. Bu tarz cümlelerin hepsi bundan dolayı enerji alışverişi. Yanınızdaki insan pozitifse pozitif olursunuz. Negatifse negatif olursunuz. Bu kadar. Dolayısıyla mesela üzüldüğünüz zaman kesinlikle pozitif bir insan bulup onun yanına gidin. Negatif insan bulmayın, onu itin. Pozitif bulun. Mutluysanız negatif olan bir insana gidip onu da pozitife çevirin. Ben gidip de negatif olayım demeyin. Böyle bir şey yapmayın. Negatif insanlara uzak durun. Nötr insanlar iyidir. Ama onlar da sizi dengesizleştirebilir. O yüzden pozitif yüklü, hep güler yüzlü, pozitif, enerjik insanlar size her zaman hayatınızın her alanında, bir tek auranıza değil, hayatınızın her alanında mükemmel tecrübeler, harika bir hayat standartı, kalitesi ve güzel görüşler katar. Ayrıca gün boyu her şeyin, herkesin aurasını biriktirebiliyoruz. Kendi auramızla. Bunun temizliğini yapmazsak, bunun farkında olmazsak gün boyu, hatta gün demeyeyim sonraki güne de sarkıyor. Yani biz bunu fark edip de auramızdan bu başkasının enerjisini ya da başka bir nesnenin enerjisini, bir mekanın enerjisini atmadığımız sürece, tuttuğumuz sürece bu bizi düşürür, frekansımızı düşürür. Kendimize ait olmayan enerji atıklarıyla kendimizi zedeleriz, bitiririz, tüketiriz. Mesela illa ki başınıza gelmiştir. Biriyle telefonda konuştuğunuzda veya yüz yüze konuştuğunuzda konuşma bittikten sonra kendinizi bitkin, tükenmiş, enerjisi çekilmiş, hani böyle üf, yatayım da uyuyayım, çok modum düştü gibi hissederiz, düşünürüz. İşte bunun sebebi bundan dolayı. Şimdi size çok kısa aurayı güçlendirmenin ve onu dengelemenin birkaç taktiğini, taktik demeyeyim, bir yolunu göstermeyeceğim, söyleyeceğim. Bir, doğada olmak. Doğada yürüyüş yapmak. Temiz hava çekmek, toprağa basmak, bir ağacı kucaklamak, çiçekleri işte dokunmak. Yani doğayla, evrenle iç içe olmak. Evren doğa gibi düşünün. Siz ne kadar doğaya yönelirseniz o kadar kendinizi yeniler, kendinizi tazeler, kendinizi dengeler ve bir o kadar evrenle olan bağınızı güçlendirirsiniz. 2. Dengeli beslenmek, yoga, meditasyon. Yoga yapmak istemiyorsanız anlarım. Ben de çok yaptığım bir şey değil. Ama dengeli beslenmeniz lazım. Dengeli beslenmek fizik için de önemli. Yani bu şu anki yaşamınız için, bir sene sonrası için, bırakın 10 sene, 5 sene, 3 ay sonrası için bile fiziki olarak bir beslenme sürecine girerseniz, doğru beslenme, dengeli beslenme sürecine, bu sizin için çok iyi olacaktır. Bunu bir tek aura için düşünmeyin. 3. Güzel kokular. Ben fesleğen sevmiyorum ama bazı kişiler fesleğen seviyor. Fesleğeni böyle elinizi yapıp koklamak hoşuna gidiyor. Bu mesela auranızı dengeler, güçlendirir. Tütsü, bitkisel yağlar, böyle lavanta falan olsun, o tarz yağlar güzeldir. Tütsü alacaksanız 2-3 liralık, 5 liralık tütsü almayın. Gidin yani kıyım paya 50 liraya hakiki, doğal, gerçek, mükemmel bir tütsü alın. 4 ya da 5. 4 ya da 5. madde tam hatırlamıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle müzik dinlemek. Her ne kadar negatif müzik dinlerseniz diyeyim ben bunu. Çünkü bu gerçekten negatif. Hani böyle damar müzik deriz de arabesk. Bu bizi düşürüyor. Bu gerçekten enerjimizi düşürüyor. Mesela düşünsenize çok enerjiksiniz ama arkadan Müslüm Gürses çalıyor. Bak Müslüm Gürses dinleyenlere hakaret etmiyorum. Müslüm Gürses'e de hakaret etmiyorum. Düşürüyor sizi. Ben bazen mesela çok pozitif oluyorum ama ne bileyim aşk acısı çalan bir müzik duyuyorum. Yemin ediyorum tek dediğim şey şu. Olmayan aşkın acısını çekiyorum. Ya gerçekten bunu yapmayın kendinize. Yani orada o şarkıda terk edilmişsiniz, terk edilmediniz. O aldatılmışsınız, aldatılmadınız. O ona bir şey olmuş, size olmamış. Yani olmasını mı istiyorsunuz? Olmasını istiyormuş gibi gidip onu dinlemeyin. Ha gidip Demet Akalın'ı da dinlemeyin. Anladınız mı? Bunda yani Demet Akalın'ı Müslüm Gürses dinlemeyin dememin sebebi aslında size türünü söylüyorum. Hani arabesk, damar, şarkılar, slow şarkılar, müzikler değil de
ya da böyle pop, rock, metal, caz aa, falan değil. Caz dedim, pardon. Caz dinleyebilirsiniz ama onu dinlememeniz de gerekebilir. Şimdi bunu söyleyeceğim. Hani nasıl desem, bu şöyle söyleyeyim. Bu yani şimdi Müslüm Gürses tamam negatif. Diyeceksiniz ki Edem Atakan'ın, Gülşen'in şarkıları, Hande Yener'in şarkıları harika. Hop 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 kendimizden geçiyoruz. Kendinden geçiyorsun. Evet, ben de çok seviyorum hepsini. Üçünü de çok seviyorum ki Hande Yener aşığı bir insanım. Yani o kadını çok seviyorum. Gülşen'i falan da çok seviyorum ama küçüklüğümden beri böyle hep şeydim. Hani büyüyünce Hande Yener olacağım falan diyen bir insandım. Çok seviyorum o kadını. Maşallah. Ama şimdi günümüz pop müziğinde belli hertzler vardır. Bu konuda çok sonra değineceğim. O hertzlerden dolayı bizim enerji alanımıza, beynimize, yani beynimizin işleyişine bazı ufak tefek sıkıntılar yaratabiliyorlar. Normalde mesela 432 Hz ise bu onu götürüyor başka bir hertz'e. Şu an hatırlayamadım. Bir anda bunlar ötüyor burada. İyice beynim yandı. Hani o hertzlerden dolayı bu tarz şarkı dinlemeyin. Sözlü bir şarkı, müzik dinlemeyin. Benim size tavsiyem piyano dinleyin. Keman dinleyin. Flüt dinleyin. Ne bileyim, bateri dinleyin. Gitar dinleyin. Nasıl rahat ediyorsanız bunları dinleyin. Böyle tek düze giden ve hatta gitmeyen saksafon mesela, çok güzel saksafon vokalleri var. Tek başına ah, dağları deliyor. Ki ben saksafona aşık bir insanım. Öyle böyle değil. İçim gidiyor kendisine ama hani bunlar mesela sade dinlendiğinde size çok pozitif enerji katıyor. Beyin dalgalarınızı güçlendiriyor. Alfa, beta, teta, delta, bunların hepsini arttırıyor. Pozitif olarak yükseltiyor. Ve hani istem dışı enerjinizle yükseliyor. Kendinize geliyorsunuz. Çünkü buna yetişirse herhangi bir dış etken, bir materyal, bir madde, bir şey konulmamış. Hani şöyle düşünün mesela. Yoğurdun içine puding koyduğunuzu düşünün. Mesela şimdi müzik, tamam mı? Saf bir müziği alıyorsun. Evet. Dener falan dedik. Hande Yener'den al. Hande Yener'in müziğinde ne var? Atıyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Bateri var, tamam mı? Ya da bas gitar var. Bas gitarın bir tane telini ya da iki tane telini koparım. Oraya işte sazın telini koyduğunu düşün. Ya en basiti. Bir yerden bas çalıyor, bir yandan bir ses. Olmaz. Bunu da o şekilde düşünün. O müziğin üstüne eklenen sözler, aralardaki o hertz geçişleri, söyleyeceğim. Hertz geçişleri. Bunlar tamamen ve tamamen, bak heyecanlandım konunun detayına girince. Bunlar tamamen ve tamamen sizin dengenizi şaşırtıyor. O yüzden saf müzik dinleyin. Yani şöyle yapın mesela. Onları da dinleyin. Ha, ben hiç mi dinlemiyorum? Deli gibi dinliyorum. Manyak gibi albümünü takip ediyorum. Baya baya tutuğum yani kendisine. Hepsine tutuğum. Dinliyorum ben de. Baya büyük takipçilerim ama akşam yani gece meditasyon yaparken veya takım içinde meditasyon yaparken dışarıdan kendimi korumam için yaptığım şey şu. Kulaklığı takıyorum. Hemen bir tane saksafon, caz kendi halinde. Tırın. Hatta bulabiliyorsam mümkünse canlı açıyorum. Birkaç kanal var. Birkaç video var. Onları açıklamaya eklerim. Onlar saf olarak ya saf bir müzik cinsi. Herhangi bir şey içine katılmamış. Yani herhangi bir herkes içine katılmamış. Bunu açıklayayım. Yanlış anlaşılmaz. Ondan sonra kızım biri geldi ona buna sövdü falan diye anlamayın. Öyle bir şey yok. Hepsini severim yani. Hepsini. Altıncı madde gelecek olursak. Kristaller ve doğal taşlar. Mesela kuvars taşı var. Kuvars taşının yaydığı enerji aura tarafından emilir. Ve aurayı, titreşimi, enerji frekansınızı yükseltir. Her burcun bir taşı vardır. Evet, doğru. Ama asıl her insanın bir taşı vardır. Burçlara göre taş seçmeyin. Taş seçecekseniz, ki taş konusu ne zaman gelecektim ama şu an mevzu buraya geldi. Eğer taş seçecekseniz bir doğa taşçıya gidin ki İstanbul'da oturanlar için karşıda Galata Kulesi'nin orada bir taşçı var. Adını söylemeyeyim. Siz gidin onu bulun. Zaten ben buradayım diyor adam. Taşların dokunmayın hiçbirine. Üstünde yerinizi gezdirin. Hangisinden enerjiyi alırsanız çekip alın onu.
Çünkü emin olun o taş sizi istiyor. İkinci madde reiki uygulayın. Kendinize veya daha yanınızdaki insana reiki uygulamıyorsunuz. Reiki uygulamalarını size daha sonra anlatacağım. Onun için bir video. O zaman şimdilik ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ha bu arada şunu hatırlatayım. Abone olmayı unutmayın. Like, dislike'e gerek yok. Hiç problem değil. O sadece videoyu beğenip beğenmediğinizi belirtiyor. Benim için bana abone lazım. Bu bir. İkincisi. Hepinizi çok öpüyorum. Abone olmayı, abone oldurtmayı unutmayın.